ben Çağla Yıldırım. 2 Ekim 2014 bülteniyle karşınızdayız. Denizli polisi uyuşturucu tacirlerini gözaştırmıyor. Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik seri operasyonlar düzenledi. Yapılan 3 operasyonda çok sayıda ekstazi, hap, esrar ve kaçak kura ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Mutluluğun resmi yapılabilir mi? İşte o resim Acı Payam'dan geldi. Acı Payam'ın Yolçatı mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki İsmail Yavru, 60 yıllık eşinin ayağı kırılınca evde canı sıkılmasın diye tahta parçalarından tekerlekli sandalye yaptı. 81 yaşındaki eşi Arife Yavru'yu günde birkaç saat sokaklarda dolaştıran İsmail Yavru'nun yaptığı o tekerlekli sandalye mutluluğu, fedakarlığı, yokluğu ve fakirliği de taşıyor. İşkur ve Denizli Valiliği arasında imzalanan protokol ile çobanlık meslek edindirme kursları programına alındı. Çağlı, Honaz, Baklan ve Kale Halk Eğitim Merkezlerinde verilecek kurslarla 250 gence çobanlık mesleğini kazandırılması amaçlanıyor. Kurs sırasında yolluk masraflarını karşılamak için günlük 20 lira nakdi desteğin sağlanacağı çoban adaylarına kurs sonrası hibe desteği de verilecek. Kartal Gölü iflah olmaz definicilere karşı verdiği mücadeleyi kazanıyor mu? Yıllardır Som altından çift başlı kartal heykeli arayan definicilerin talan ettiği Beyağaç Kartal Gölü eski görkemli günlerine geri dönmeye başladı. Gölden yeni çekilen fotoğraflar define avcılarının sanki efsane heykele dair umutlarını kesmediğini işaret ediyor. Gölde bu yıl ne asayiş kayıtlarına yansımış bir kaçak kızı ne de o kızıların izleri bulunuyor. Buldan'da açıktan akan kanalizasyon hem çevre hem de insan sağlığını tehdit ediyor. 2000 nüfusun yaşadığı yeni mahalleden geçen Sabuncu Deresi'ne bırakılan kanalizasyon suları mahalle sakinliğinin kabusu oldu. Mahalleliler sorunun çözümü için deskiye dilekçe verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Denizli Basket başarılı performansını final maçında tekrarlayamadı. Türkiye Basketbol 2. Ligi Federasyon Kupası finalinde Beyzbol Kesir ile karşılaşan temsilcimiz salondan 102-89 yenik ayrıldı. Denizli ekibi bu sonuçta kupa mücadelesini ikinci sırada tamamladı. Şüphesiz en çok merak edilen konulardan biri de Kurban Bayramı'nda havaların nasıl olacağı. Meteoroloji verileri Denizli'nin bayrama yaz havasına gireceğini gösteriyor. Bugün itibariyle 29 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar bayramın ilk günü olan cumartesi etkisini gösterecek. Denizli genelinde önümüzdeki 5 günün az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ancak gece gündüz arasındaki sıcaklıklarına dikkat edilmeli. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte gün içinden programında görüşmek üzere.